Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Başvuru yapan tüm kişilere 1000 TL ödeme, hükümet duyurdu. Tüm vatandaşlara 4 ayrı destek verilecek değerli izleyicilerimiz. Küresel bir şekilde alana gelen ekonomik zorlukların sonrasında devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. 1000 TL pandemi yardımlarından gıda, odun, kömür ve elektrik desteklerine varana kadar bir hayli seçenek sunuluyor. Verilen bu yardımlar sırasında bir yandan engelli, yaşlı ya da dul olmak gibi durumlara sahip vatandaşlar için tadilat alanlarında barınma hakları için takviyeleri de verilmeye devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşlar için verilen yardımlardan en önemlisi gıda yardım oluyor değerli izleyicilerimiz. Hükümet kanadından gelen yardımlar hakkında merak edilen detaylar şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Başvuru yapan tüm kişilere 1000 TL ödeme. Hükümet duyurdu. Tüm vatandaşlara 4 ayrı destek verilecek. Küresel bir şekilde meydana gelen ekonomik zorlukların ardından devletten destekler gelmeye devam ediyor. 1000 TL pandemi yardımlarından gıda, odun, kömür, elektrik desteklerine varana kadar birçok seçenek sunuluyor. Yaşanan koronavirüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çeken ve ekonomik güçleri yetersiz olan vatandaşlar için pandemi destek ödemeleri kapsamında 1000 TL yardımlar verildi. İlk 3 faz ödemelerinin yapılmasının ardından 4. faz ödeme başvuruları başladı değerli izleyicilerimiz. Özellikle burayı vurguluyorum. İlk 3 faz ödemelerinin yapılmasının ardından dördüncü faz ödeme başvuruları başladı. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden TC kimlik numaralarının son hanelerine göre veriliyor değerli izleyicilerimiz. Evet, yaşanan koronavirüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çeken ve ekonomik güçleri yetersiz olan vatandaşlar için pandemi destek ödemeler kapsamında 1000 TL yardımlar verildi. İlk 3 faz ödemelerinin yapılmasının ardından 4. faz ödeme başvuruları da başladı. Başvuru süreçleri devlet e-devlet üzerinden TC kimlik numaralarının son hanelerine göre veriliyor. Ee, peki 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru takibi nasıl yapılır? Sosyal yardım başvurusu sorgulama ekranı da başvuru ekranıyla aynı sayfada yer almaktadır değerli izleyicilerimiz. E-Devlette Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları yine başvuru sayfasından E-devletten takip edebilirsiniz. Aynı haneden sadece bir kişiye veriliyor. Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi destek yardımlarından aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yaralanabilecek. 106 TL elektrik parası yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma e, Sosyal Yardımlaşma ve Genel Müdürlüğü tarafından bir yandan da maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar için elektrik yardımları sunulmaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaç durumlarına göre bu yardımlar hane içerisinde yaşamına devam eden kişi sayısına paralel bir şekilde 106 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Vakıf yardımları Devlet tarafından maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar için verilen yardımlardan faydalanmak için ilk olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuruların yapılması gerekir. İsteyenler online bir şekilde de başvurularını tamamlayabilir. Hangi alanda yardım talep edildiğinin bildirilme sırala sıralarında gerekli bilgilerin eksiksiz verilmesiyle başvurular yapılacaktır değerli izleyicilerimiz. Peki gıda yardım kolisi? kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda üründen oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır. A tipi 14 kilogram 1-2 kişilik aileler. B tipi 21,5 kilogram 3-4 kişilik aileler. C tipi 28,5 kilogram 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt genelinde 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımlardan yaralanmaktadır. Kuru gıda yardımdan yararlananların ölümü muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir değerli izleyicilerimiz. Kimlere gıda yardım yapılacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden yayınlanan açıklamada başvuru şartlarının şu şekilde olduğu yer verildi. 1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 2. 7 Taksim 1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun gereğince aylık alanlar. Yukarıdaki şartları taşıyanlar başvuru formu ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta ile Yapıla bilecek değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Böyle önemli bilgilere anında ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.